Şimdi bugün size bedenimizdeki ve zihnimizdeki evrimsel kalıntılardan bahseden bu kitabı tanıtacağım. Yılanlar, Gün Doğumları ve Shakespeare. Yani evrim beğenilerimizi ve korkularımızı nasıl şekillendirir? Ben de size ağırlıklı olarak beğeniler ve korkular konularından bahsedeceğim kitapta işlenen. Kitapta beğeniler, korkular, görsel tasarım gibi konular ek olarak bir de beslenme, koku, müzik, insan yoluyla doğanın değiştirilmesi ve bununla bağlantılı olarak peyzaj konularından da bahsediyor. Ben size ağırlıklı olarak korkular ve sanattaki beğenilerimiz üzerinden bir şeyler anlatacağım. Şimdi bu noktadan sonrası daha çok podcast gibi geçecek. Size bir şeyler göstermek istediğim bir kısım var. Oraya gelene kadar beni işte bir küçültebilirsiniz. Aşağı alıp hani görsel bir şeyle uğraşabilirsiniz. Daha çok bir podcast gibi olacak sonlara doğru bir şeyler gösterene kadar. Şimdi bu evrimsel kalıntılar ne? Bu evrimsel kalıntılar bizim evrimleşme sürecimizde bir şekilde bize hizmet etmiş olan ama artık bir hayatta kalma işlevi veya daha iyi yaşama işlevi veya daha çok üreyebilme işlevi sunmayan şeyler. Örneğin tüylerimizin diken diken olması. Yani bizim varoluşumuzun bir noktasında bizlerin atalarımızın atalarının ataları üstü ataları primatken gerçekten de tüylerimizi kabartmak bir işe yarıyordu, bir işleve sahipti. Bazen kendimizi izole etmemize yarıyordu. Soğuktan daha iyi korunuyorduk. Bazen kendimizi daha büyük göstermemize yarıyordu. Bir türdeşimizle rekabet ederken veya canımızı savunmaya çalışırken daha büyük gözükmemizi sağlıyordu. Ama şimdi tüylerimizin diken diken olmasının pek bir yaşamsal işlevi yok. Ama hala daha tüy diplerimizde sırf bunun için çalışan belirli bir kas var. Arektor pili kasları. Bu kaslar da örneğin işte korktuğumuzda, yoğun bir duygu hissettiğimizde ya da işte gurur, nostalji gibi duygu halleri içinde kendimizi bulduğumuzda otomatik bir şekilde kasılıp tüylerimizi dikleştiriyorlar. Şimdi bunlar körelmiş tepkiler olarak biliniyor. İngilizcesi vestigial response. Artık canlılığımıza, daha çok yürüyebilmemize, daha güçlü, daha sağlıklı olmamıza hizmet etmeyen ama bir şekilde kalmış olan şeyler bunlar. Şimdi kalan şeyler yalnızca bedensel kalıntılar değiller. Daha davranışsal, daha iletişimsel şeyler de kaldı. Mesela arıcılığı düşünelim. Şu anda arıcılık deyince aklımıza gelen şöyle bir görüntü var. Şöyle tüllü bir şapka takmış bir adam elinde çaydanlık gibi bir şeyle hafif hafif duman vererek arı kovanındaki arıları sakinleştiriyor. Bu arıları dumanla sakinleştirme yöntemi 30 bin yıldır falan kullanılan bir yöntem. Afrika'da bulunan mağara ve kaya resimlerinde 30 bin yıldan beri dumanla arıları sakinleştirme tasvirleri yapılıyor. Hala da kullanılan bir şey. Şimdi daha doğrudan bir örneğine bakarsak da şu anda da devam eden bir Hadza kabilesi var mesela. Hadza kabilesi bal kuşu türündeki bir kuşla şu an mutualist bir yaşam sürüyorlar. Yani iki tarafında faydalandığı bir yaşam sürüyorlar. Bal kuşlarına civardaki arı peteklerini bulmaları için belirli bir melodiyle ıslık çalıyorlar. Bunları duyan bal kuşları da gidip bal peteklerini bulup insanlara bal peteklerinin yerini gösteriyor. Bundan iki canlı da faydalanıyor. Kuş parçalayamayacağı peteğin parçalanıp bala ulaşabilmesiyle faydalanıyor. İnsan da tespit edemeyeceği bal peteğini kuşa tespit ettirerek bundan faydalanmış oluyor. Hani literatüre bir hayvan geçince Latince ismi de konur ya, mesela ev kedisi Felis domesticus. Bu bal kuşunun adı da indikatör indikatör kuşu. Yani işaret eden işaret eden kuş. Çünkü insanın varoluş sürecinde bu kuşla ilişkisi bu kuşla bal peteğini işaret etmesi ile. O yüzden indikatör indikatör kuşu bu. Peki insanlar 30 bin yıldır niçin bal arıyorlar ve bal gibi tatları tüketmeye düşkünler? Çünkü bundan biz 100 bin yıl önce Afrika'nın çorak ve sıcak savannalarında avcılık, toplayıcılık yapıyorken bizim için en kıymetli şey kaloriydi. Ve bulabileceğimiz en yüksek kalorili şeyler de bal gibi tatlı şeylerdi. O yüzden bu paha biçilemez olan
kaynağa eriştiğimizde bunu çok iyi hatırlamamız gerekiyordu ki tüm hayatımız boyunca bu paha biçilemez kaynağa ulaşmaya tekrar gayret edelim. O yüzden de 100 bin yıl önceki atalarımız için hani bal gibi, yağ kaynağı gibi yüksek kalorili şeylere ulaşmak inanılmaz ödüllendirici bir şeydi. Bugün de bize hani haz veren şey gıdalarda kaloriyi tüketmek. Şimdi 100 bin yıl önce yaşam şartlarımıza baktığımızda avcılık, toplayıcılık yaptığımız ve tatlı olan şeylere ulaşmaya çok gayret ettiğimiz bir yaşamımız vardı. Çünkü hani türdeşlerimizle içine girdiğimiz dayanışmada bizleri en çok hayatta tutacak olan şey de kaloriye ulaşmak ve barınabileceğimiz güvenli yer bulmaktı. Bunun için de nasıl ki biz o dönemden beri tatlıya ve kaloriye olan düşkünlüğümüzü şu an bile devam ettiriyorsak, o dönemden beri gelen ve coğrafyayla ilişkimizi belirleyen şartlar ve devamlılıklar var. Bunlar da bizim içinde bulunduğumuz coğrafyayı nasıl incelediğimiz, seçtiğimiz üzerinden kendilerini gösteriyorlar. Şimdi mesela çocuk çalışmalarında, şu anki yapılan çocuk çalışmalarında şu görülüyor. Şu anki çocuk gözlemleriyle 100 bin yıl önceki teorik yaşam tarzı arasında bazı paralellikler var. Örneğin mesela hani çoğu primat türünde olduğu gibi insan türünde de erkek olan bireylerin üst vücut kas miktarı kadın olan bireylere göre %25 ile 30 daha fazla. Yani boyutları da daha büyük. Ama şu var. Şimdi insan üç boyutlu bir canlı olduğu için boyutları iki katına çıkartınca ağırlık 8 kat artıyor. Bebekleri düşünün. Hani bazı bebekler şöyle tutunup kendilerini kaldırabilirler. Ellerinden tutarsanız salıncakta sallanır gibi sallanabilirler. Çünkü boyut küçük olduğu için boyut ve ağırlık oranı bir yerlere tutunabilme, sallanabilme için daha elverişli. Şimdi bundan 100 bin yıl önce bizim atalarımız Afrika savanlarında ağaçlık bölgelerde dolaşırken dişi olanları daha ufak oldukları için tırmanmaya daha elverişli bedenlere sahiplerdi. Erkek olanları ise bedenen daha büyük ve daha ağır oldukları için daha yere yakın vakit geçiriyorlardı. Şimdi çocuk gözlemlerine baktığımızda da birçok okulda yapılan çocuk gözleminde görülüyor ki daha tırmanma, yüksek bir yere çıkma gibi oyunlarla kız çocukları daha çok meşgul oluyorlar. Daha yere yakın olma, türdeşlerle boğuşma, güreşmece gibi oyunlarla ise erkek çocukları meşgul oluyorlar. Peki hani bal tespit etmeyi, diğer canlılarla mutualist bir yaşam sürmek için iletişim kurmayı, belirli uyaranlara belirli tepkiler vermeyi bir şekilde öğrendik. Ama öğrenmek çok maliyetli bir şey. Zaman ve enerji çok gerektiren bir şey. Üstelik de öğrenmenin süreci de riskli. Mesela herhangi bir canlının yavrusu, yavru deyince aklımıza ne gelir? Hani merak, etrafı inceleme, bir şeyleri ağzına sokma. O yüzden herhangi bir canlının yavrusu o merak döneminde nelerle beslendiği üzerinden tehlikeye çok açık oluyor. O yüzden de çevresel ipuçlarını hızlıca anlamaları, tespit etmeleri gerekiyor. Şimdi her psikoloji lisans döneminde anlatılan bir deney vardır ya, still face deneyi, duran yüz deneyi. Bir anne yüzünde hiçbir mimik olmadan bebeğinin karşısında durur. Bebek de o mimiksizlik içinde giderek huzursuz olur. Yani duran yüz deneyi diye. Şimdi bu neden böyle? Primatlar çünkü bakım verenlerinin yüzlerine bakarak o anki yaşam şartları hakkında bilgi ediniyorlar. Çünkü dünya hakkında onlara bilgi verecek temel kaynak birincil bakım veren. Bakım verenin yüzüne baktığımızda bir endişe, tehlike ibaresi gördüğümüzde yavru da bu duygulara kapılıyor. Şimdi bu şeyden bahsetmiştim. Bu evrimsel kalıntıların ağırlıklı olarak korku, fobi kısmından bahsedeceğim. Şimdi primatların çok iyi yaptığı bir şey var. O da çevresel ipuçlarını hızla tespit etme. Bu çevresel ipuçları içinde de
diğer canlıları tespit etmede çok başarılı primatlar. Bu diğer canlılarda da ağırlıklı olarak primatları avlayabilen canlılar. Yani örümcekler, yılanlar ve büyük avcı kediler. Şimdi o yüzden görüyoruz ki bir maymun türü hariç şu ana kadar incelenmiş olan tüm maymun türlerinde yılanlara yönelik bir hassasiyet var. Birazdan o hangi türde yok ondan bahsedeceğim. Bir de bu korku ve tehlikeleri tespit etmeden ayrı olarak coğrafyayla ilişkimiz vardı. Bir araziyi gördüğümüzde araziyi nasıl değerlendirdiğimiz, nelere göre avcı toplayıcı toplumların bir arazide kalmaya, bir arazide üremeye veya bir araziyi arkalarında bırakıp başka bir yere gitmeye karar vermelerinde etkili olan şeyler var. Şimdi çevresel ipuçları yoluyla coğrafya hakkında çok bilgi ediniyoruz hala. Yani son 100 bin yıldır dolaşa dolaşa nerelerde nasıl yaşanır iyice anlar olduk. Ve hala da etkisini gösteriyor bu. Hala daha biz örneğin yağlı boya tablo dediğimizde, bir manzara dediğimizde aklımıza gelen çok klişe şeyler var. İşte bunlar bizim bir zamanlar yaşanacak bereketli topraklar ararken bulmaya çalıştığımız göstergeler bunlar. O göstergeler şu an bize huzur veren, defalarca bakmaktan bıkmadığımız görselleri oluşturan öğeler. Şimdi bir araziyi değerlendirmek dedik. Ve bizim atalarımız peki bir araziyi değerlendirirken ne yaptılar? Neye göre değerlendirdiler? O araziye baktıklarında belirli açılardan baktılar. Örneğin bu arazi tutarlı bir arazi mi? Yani bakınca anlaşılıyor mu? Bu arazi okunabilir bir arazi mi? Yani eğer türdeşlerimizden biri o arazinin içine girerse, içinde kaybolmadan gezebilir mi, araştırabilir mi orayı? Peki bu arazi tek düze mi yoksa karmaşık mı? Yani içinde bir çeşit zenginliği barındırıyor mu? Ve o arazide gizem var mı? Yani içine girip araştırdığımızda orada bir yaşam alanı, bir gıda kaynağı, bir su kaynağı gibi bir şeyler bulabilir miyiz diye. Peki bizim atalarımız bu arazide yaşanabilir mi cevabını bulmak için arazinin coğrafi özelliklerini hızla tespit etmeye alıştılar. Ama arazi yalnızca coğrafi şartlardan oluşmuyor. Bir de arazinin içindeki şeyler var, yaşayan şeyler. Örneğin primatları en çok avlayan şeyler, primatların evrim süreci boyunca ağırlıklı olarak yılanlar oldu. Şimdi bir canlının hayatta kalabilmesi, üreyebilmesi, genlerini aktarabilmesi için başlıca tehlikelere çok hızlı tepki vermesi lazım. Bu yüzden de şu ana kadar incelenen maymun türlerinde bir maymun türü hariç tüm türlerde yılanlara çok yüksek bir hassasiyet bulunuyor. Maymun türlerinin çoğu yılanlar için özel bağırışlar yapıyorlar ve bebeklikten itibaren yılanları tespit etmede çok başarılılar. Peki bu niçin yapılıyor? Yaşam, hayatta kalma ihtiyacı için yapılıyor. Bizde de diğer primat türlerinde de aniden gerçekleşen olaylara tepki veren, hayatta kalmamızı sağlayan en temel eylemlerimiz olan kaçma, savaşma, beslenme ve üreme gibi eylemlerde devrede olan beyin kısmımız amigdala. Bu bizde de primatlarda da çok hızlı çalışıyor. Çünkü buna yönelik bir ihtiyaç var. Eğer primatlar evrim süreçleri boyunca yılanları tespit etmeye ve bir yılan tespit ettiklerinde feryat figan bir şekilde türdeşlerine haber vermeye çok kabiliyetli hale gelmemiş olsalardı avlana avlana azalırlardı. Peki ne yolla tespit ediyoruz yılanları? Görerek. Çünkü primatların evrim süreci boyunca bir yılanı görerek tespit etmek, yılanın nerede olduğunu anlamamızı sağladı ve nerede olduğunu bildiğimiz bir yılanın atalarımıza zarar verme ihtimali çok daha düşüktü. Bu yüzden de bu incelenen primat türlerinde hep görülüyor ki yılan derisi, yılan pulu görselleri bu primatlar için çok ilgi çekici, tespit etmekte başarılı oldukları görseller.
Bu yılan desenleri de pul pul, belirli bir geometrik düzende oluşan, böyle neredeyse iri pikseller gibi duran, bu pulların birleşip belirli desenleri, şekilleri, renkleri oluşturduğu desenler. Şimdi bunun 100 bin yıl öncesini konuştuk. Bugününe bakalım. Şimdi bugün görülüyor ki, hani özellikle de tropik bölgelerde her yıl 150 bin kadar kişi dünya çapında yılanlar tarafından sokularak hayatlarını kaybediyorlar. Evet, tehlikeli yılanların yaşadığı coğrafyalar var. Ama içinde hiç zehirli yılan bulundurmayan coğrafyalar da var. Oralarda da insanlar yaşıyor. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki hangi kültürden olurlarsa olsun insan bebeklerinin de yılanlara yönelik bir hassasiyeti var. İnsan bebekleri 9. aydan itibaren yılanları ve yılan desenlerini tespit etmede başarılılar. Ve yılan deseni gördüklerinde de diğer nötr uyaranlara kıyasla anlamlı derecede uzun süre bakıyorlar yılan desenlerine. Bu da bize düşündürebilir ki zehirli yılanların yaşadığı coğrafyalarda da zehirli yılanların yaşamadığı coğrafyalarda da hep görülüyorsa bir özellik, belki de hani coğrafyadan bağımsız olarak tarihsel bir paylaşılma durumu vardır bunun. Bu maymunlarda yılan korkusu çalışmalarında herhangi bir şekilde yılan ve yılan görsellerine hassasiyet görülmeyen tek maymun türü Madagaskar'da yaşayan lemurlar. Madagaskar'da bugüne kadar hiçbir zehirli yılan türü yaşamamış. Ve Madagaskar'daki maymunlar da bugüne kadar hiç yılanlar tarafından avlanmamış bir şekilde bugüne kadar evrimlerini gerçekleştirmişler. Yani Madagaskar'daki lemurlar için yılanlar hiçbir zaman yaşama yönelik bir tehdit olmamış. O yüzden de kendilerini bu tehditten koruyacak bir mekanizmaya ihtiyaç duymamışlar. İhtiyaç duymadıkları için de geliştirmemişler. Şimdi maymun çalışmalarında hep görülüyor ki yılanlara özgü çığlıklar var ve maymunlar bir yılan tespit ettiklerinde türdeşlerine haber vermek için hızla iletişim kuruyorlar. İnsan çalışmalarında da görülüyor ki bebekler de 9. aydan itibaren yılanları tespit etmekte başarılılar ve hızlılar. Ve diğer nötr uyaranlara bu kadar tepki vermiyorlar. Yetişkin çalışmalarında da, çocuk bebek çalışmalarında da görülüyor ki yılanları nasıl tespit ettiğimiz ve yılanlara verdiğimiz tepki diğer uyaranlara göre çok daha fazla. Örneğin kurbağaları, çiçekleri, insan yapımı objeleri yılanları tespit ettiğimiz hızda tespit edemiyoruz. Ve onlara da o kadar çok fazla tepki vermiyoruz. Çünkü burada çok hızlı çalışan bir mekanizma var. Yılanla ilişkili herhangi bir şey gördüğümüzde amigdalamız 100 bin yıl öncesinden kalan bir gereklilik sonucu hızla çalışıyor ve tepki veriyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda düşünün. Biraz bu evrimsel kalıntının şu an moda kısmını düşünelim. Bir çantaya, pantolona, kemere veya ne bileyim çizmeye aniden insanların dikkatlerini vermelerini sağlamaya çalışacak olsaydık nasıl bir desen koyardık bu kıyafetlere? Yırtıcı hayvanların desenlerini koyarız. Kaplan deseni, yılan deseni, leopar deseni. Çünkü 100 bin yıl önce bu desenlere sahip olan canlıların kendileri bizler için çok büyük bir tehditti. Büyük yırtıcı kediler, zehirli yılanlar atalarımızı avlıyorlardı ve bu desenler onları tespit etme hızımıza göre bizim için gerçekten ölüm kalım meselesiydi. Sonra yavaş yavaş avcılık toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtik. Bu sefer de türdeşlerimiz bu desenleri bürünmeye başladılar. Yani bu avcı canlılar bizler için doğrudan birer tehdit olmayı bıraktıkları dönemde bile onların etkisi üzerimizde devam ediyordu. Bir zamanlar o desene sahip olan canlılar bizim için
dikkatimizin odağıyken bir süre sonra biz daha sosyal canlılar oldukça bu desenleri üzerlerine geçirebilen türdeşlerimiz de bizim için dikkatimizi sunmamız gereken türdeşlerimiz oldular. Çünkü avcılık-toplayıcılık döneminde bir kaplana dikkat etmemiz gerektiği kadar bir kaplan postu giyebilen türdeşimize de dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu türdeşimiz ya bir kaplanı öldürüp postunu giyebilecek kadar kuvvetliydi ya da bir şekilde takas yoluyla bu kıymetli kaplan postunu elde edebileceği kaynaklara sahipti. Yani bizim geçirdiğimiz kültürel değişimde bir zamanlar kaplan, yılan, leopar gibi tehlikeli canlıların desenlerini taşıyan canlıların kendileri bizim için dikkatimizin odağı olmak zorundayken yavaş yavaş o canlının kendisi değil, o desenlerin nerede olduğu bizim dikkatimizin odağı oldu. Şimdi kültürel etki yalnızca modayla, görsellikle sınırlı değil. İnsanın nasıl hikayeler anlattığı, sözlü kültürü nasıl devam ettirdiği de bu evrimsel kalıntılardan etkileniyor. Coğrafya olarak baktığımızda içinde hiç tehlikeli yılan bulunmayan coğrafyalarda da, içinde bol bol tehlikeli yılan bulunan coğrafyalarda da mitler, efsaneler, metafiziksel inançlar bol bol yılan barındırıyorlar. Örneğin Alaska'da zehirli yılan türü hiç yok. Ama Alaska kültüründe Sisyutul yılanı diye hayali bir varlık var. Bizim kültürümüzdeki cin varlığı gibi bu. Rüyaya girdiğinde veya akla geldiğinde hayra alamet olmayan habis bir varlık. Ya da mesela daha Avrupa'ya doğru bakalım. Hristiyanlık inancında Havva'yı yasak elmayı yemeye ikna eden bir yılan. Yine soğuk bir ülkeye dönelim. Sibirya. Sibirya'da yılan yok denecek kadar az. Ve bu tarih öncesinden beri böyleydi. Ama tarih öncesinden kalan ve bulunan mamut dişlerine o dönem orada yaşayan insanlar yılan tasvirleri kazımışlar. Peki daha gerçekten zehirli yılanların yaşayabildiği bölgelere bakalım. Aztek uygarlığını düşünelim mesela. Orada da Aztek kültüründeki çok tanrılı inançtaki en kudretli varlıklardan biri Quetzalcoatl. Cennetteki kakao ağacının koruyucusu, uçan ve her rengi taşıyan yılan. Yani bu yılanlar tarih öncesinden beri hep o 100 bin yıl öncesinden bizim için taşıdıkları tehlikeye binaen hep önem, kudret, tehlike, gizem gibi çağrışımları yaptılar. Ve hem bizim sosyal canlılar oluşumuz ve hikaye anlatıcılığımızla bu anlamları taşıdılar, hem de bizim bedensel olarak verdiğimiz tepkileri bize verdirtmeye devam ettiler. Çünkü biz şimdi insan ırkının çoğunluğu olarak yılanlar ile ilgili bir tehlike altında olmasak da hala daha yılan desenlerine, yılan şekillerine anlamlı derecede şiddetli tepki veriyoruz. Yalnızca yılanlara değil, avcı kedigillerin desenlerine de çok tepki veriyoruz. Bebek bu konuda yapılan insan bebek çalışmaları, bebeklerin 7. aydan itibaren avcı kedigillerin desenlerine anlamlı derecede tepki verdiklerini gösteriyor. Ve bu yapılan çalışmalar, bu avcı kedigillerin şu anda yaşamıyor olduğu coğrafyalarda yapılan çalışmalar. Çünkü biz çevresel ipuçlarını hızla görme ve onların üzerinden hızla varsayım yapma ile bugüne geldik. Bir şekil gördüğümüzde bunu çimenlerin arasından bize bakan iki çift göze benzettiğimizde oradan kaçtık ve hayatta kaldık. Şimdi tehlikeyi tespit etmede ve bu hızlı tespit yoluyla tehlikeden kaçma konusunda olmayan tehlikeyi varmış gibi görmek davranışsal olarak maliyetli olsa da yine de kaçmayı sağlıyor. O yüzden de hızlı bir mekanizma. Peki korku demişken şöyle bir bakacak olursak hani insan çocuklarında ve bebeklerinde korkular nasıl gelişiyor diye. Bebekler nelerden korkuyor mesela? Yüksek sesler, parlak ışıklar, aniden yaklaşan nesneler. Peki çocuklar nelerden korkuyor?
Örneğin mesela örümceklerden ve yılanlardan korku genellikle 3,5 yaşında başlıyor. Ve ergenliğe doğru azalarak kayboluyor çocuklarda. 6 ve 8 yaş arasında örneğin 9 ila 12 yaş arasına göre daha şiddetli örümcek ve yılanlardan korku. Bu da bize şunu düşündürtüyor. Bundan 100 bin yıl önce bizim atalarımız avcı toplayıcı yaşıyorlarken bu 3,5 yaştan sonrası çocuğun tam da iyice serpilip ayaklanıp merakla etrafta gezindiği dönem. O yüzden de yırtıcılar, avcılar ve zehirli canlılar tarafından avlanmaya, zarar görmeye en açık olduğu dönem. Bu dönemdeki atalarımız bir şekilde 3,5-4 yaşlarında ayaklanıp avlana avlana bir korku geliştirdilerse bu onların hayatta kalmalarını sağlamış olabilir. Hayatta kalmalarını sağlamış olduğu için de bu korkuya sahip olanlar daha çok üreye üreye hayatta kala kala iyice yerleşik hale gelmiş olabilir. Şimdi 100 bin yıl öncesi ve bugüne etkileri korku ekseninde bunları içeriyor. Bir de hani kitabımızın başlığı neydi? Evrim beğenilerimizi ve korkularımızı nasıl şekillendirir? Biraz da beğenilerden bahsedeceğim o yüzden size. Şimdi beğeni deyince aslında biraz bahsettik. Hani dikkat çekici olan desenler nelerdi? Yırtıcıların desenleri, kaplan, leopar, yılan gibi tehlikeli canlıların desenleri. Niye dikkat çekici? Çünkü bir zamanlar bizim için tehlike arz ediyordu bunlar. O yüzden de hızlı tespit etmek için amigdalamız hala çalışıyor. Bir de şimdi işin hani olumsuz duygular uyandıran hani korku, panik, kaçma gibi amigdalanın hızlı gerçekleştirdiği kısımları uyaran kısmı değil, olumlu hisleri uyandıran kısmı var. Bu da bizim atalarımızın 100 bin yıl öncesinden başlayarak coğrafyayı inceleyiş usullerinden bugüne geliyor. 100 bin yıl önce atalarımız Afrika savanlarında nerede yaşayacaklarını, mevsimi nerede geçireceklerini, nereden nereye göçeceklerini, nerede bir süre daha kalıp üremeye çalışacaklarını belirlerken coğrafyaya bakıp karar veriyorlardı. Peki neye bakıyorlardı? Hani ne tür bitkiler var? Su kaynağı var mı? Burada nasıl canlılar yaşıyor? Sığınabileceğimiz yerler var mı? Saklanabileceğimiz yerler var mı? Bizim için tehlike arz edebilecek canlılar yaşıyor mu burada? Bunlara bakıyorlardı. Şimdi şöyle bir düşünelim. Yağlı boya tablo, manzara deyince aklımıza ne geliyor? Aklımıza gelebilecek en klişe şey şu olur. Çeşitli ağaçlar, bir su birikintisi, uzakta gözüken bir dağ, açık bir gökyüzü, bol yeşillik, belki bir iki küçük hayvan. Yani insanların çoğunun aklına bunlar geliyor. Peki neden? Şimdi dolaylı yoldan bu soruyu sormuş olan bir çalışma var. 1994'te yapılan. Şu anda sizinle bir görsel gösteriyorum. Bu tablonun ismi Amerika'nın en istenen tablosu. Şimdi 1994'te yapılan bir çalışma sonrasında yapılmış olan bir yağlı boya tablo bu. İki Rus ressam 1994 yılında acaba belirli ülkeler en çok hangi tabloyu severler konulu bir merak içine girip anket yoluyla bilgi topluyorlar. 1994'teki yaptıkları anket sonrasında insanların en çok görmek istedikleri tablo olarak da bunu yapıyorlar. Şimdi bu internet üzerinden yaptıkları ankette insanlara hakkında soru sordukları araştırma sorusu şu: evinize asacağınız ve tekrar tekrar baktığınızda mutlu olacağınız bir tabloda hangi öğeler olmalı? Örneğin bir su kaynağı olmalı mı? Eğer olacaksa tatlı su mu olmalı, tuzlu su mu olmalı? Ağaçlar, bitkiler olmalı mı? Olacaksa türü nasıl olmalı? Canlılar olmalı mı? Cansız varlıklar nerelerde olmalı?
Hani gerçekçi mi olmalı, soyut mu olmalı? İnsanlar ağırlıklı olarak, çok büyük bir ağırlıkla gerçekçi bir tabloda bir tatlı su kaynağı ve çeşitli bitkiler, canlılar görmek istediklerinden bahsediyorlar. Şimdi 94 senesinde yapılan bu Amerika'nın en beğendiği tablo kültürel öğeler de taşıyor. 94 yılında bu Amerika'nın en istediği tablo yapıldıktan sonra başka ülkelerden de bilgi toplanıp yapılıyor tablolar. Örneğin şimdi değiştirdiğim Danimarka. Bu Danimarka'nın en istediği tablo. Üçüncüsü Finlandiya. Finlandiya'nın en istediği tablo bu. Dördüncüsü Fransa. Bu gördüğünüzde Fransa'nın en istediği tablo. Bu beşincisi de İzlanda. İzlanda'nın en istediği, beğendiği tablo. Altıncısı Kenya. Yedincisi Çin. Sekizincisi Portekiz. Dokuzuncusu Rusya. Onuncusu da Türkiye. 11.'si de Ukrayna. Şimdi tüm bu tablolarda şöyle arka arkaya hızlı hızlı gösteriyorum hepsini. Hepsinde ortak özellikler ne? Hepsinde illaki bir tatlı su kaynağı var. Hepsinde illaki kolay tırmanılabilen bir ağaç var. Hepsinde illaki türdeşlerimiz olan insanlar var. Ve çoğunda o coğrafyaya özgü büyük veya küçük hayvanlar var. Örneğin Amerika'nın en istediği tabloda neler var? Geyik. Finlandiya'da ren geyiği var. Fransa'da da yine geyikler var. İzlanda'da geyikler. Kenya'da su aygırı var. Çin'de öküz benzeri bir hayvan var. Büyükbaş hayvan. Portekiz'de de geyikler var. Rusya'da ayı var. Türkiye'de yok. Türkiye'de mutlu çocuklar var. Göl kenarında oynayan. Ukrayna'da da görülebilir bir hayvan yok. Peki şimdi bu bizim bir manzaraya baktığımızda bizim için en beğenilir, en görmekten bıkmayacağımız manzara, içinde tatlı su olan, kolay tırmanabilen bir ağaç olan, türdeşlerimizin suyun kenarında tehlike altında olmadan gezebildiği, etrafta bizim için besin kaynağı olabilecek olan hayvanların dolaştığı ve bitki çeşitliliğinin olduğu tablolar olması şaşırtıcı değil. Çünkü biz evrim sürecimizde bunlar gibi yerler arayarak hayatta kaldık. Bir tatlı su birikintisinin yanında avlanabilir, kullanılabilir hayvanların yaşadığı, o suyu içebildiğimiz ve o suyun etrafında saklanabildiğimiz, etrafı gözetleyebildiğimiz, avcılardan, hava şartlarından korunabildiğimiz, korunaklı yerler içeren bölgeleri tespit ede ede hayatta kaldık. Ve şimdi de bu öğeleri içeren görseller görmek bizim çok temel, ilkel bir yerimize dokunuyor. Ve her görselde de kültürel öğeler de var. Fransa'nın en istediği tabloda mesela tepede bir şato kalıntısı var. Kenya'nın en istediği tabloda su aygırı var. Çin'in en istediği tabloda yani vefat etmiş bir yakını temsil eden bir fotoğraf var. Şimdi Amerika örneğine dönecek olursak, en yüksek çözünürlüklüsü bu olduğu için buna döndüm. Bizim atalarımızın ellerindeki o yaşanabilir alan listesinde tüm tikleri attıran bir görsel bu. Çünkü saklanabilir yerler var, etrafı gözetleyebileceğimiz yerler var. Etraftaki bitki çeşitliliği ve bitkilerin suya olan yakınlığı da bunun bir tatlı su birikintisi olduğuna işaret ediyor. Avlanabilir hayvanlar da var ve serbestçe geziyorlar. Demek ki büyük yırtıcılar yok. İşte bu sanattaki etkisine evrimsel kalıntıların bir örnek.
Şimdi bizim nasıl beslendiğimiz, ne yollarla beslenmenin bize haz verdiği, hangi desenlere bebeklikten itibaren tepki verdiğimiz, bugüne kadar türdeşlerimizin nasıl coğrafyalar arayarak hayatta kaldığı ve bu kalıntının bugünkü manzara beynimizi nasıl etkilediği soruları, bu evrimsel kalıntılar düşüncesiyle cevap aradığımız sorular. Ama hani geçmişe dönük bir çalışma, araştırma yapma imkanımız olmadığı için yapabileceğimiz şey teorik bir model ortaya atıp bunun kalıntısı olarak şu kalmış olabilir deyip o kalıntıyı araştırmak. Örneğin işte evrimleşerek bugüne geldiğimizi ve evrimleşme sürecimizde yılanlar tarafından avlandığımızı iddia ediyorsak sorabileceğimiz soru o zaman bir şekilde bu yılanlara yönelik hassasiyetimiz bir kalıntı olarak kalmış olabilir mi sorusu. Bunu görmek için de yapabileceğimiz araştırma acaba diğer maymun türlerinde ve insanlarda, bebeklerde ve yetişkinlerde hala bir yılanlara hassasiyet var mı diye sorup araştırma yapmak. Kitapta bu açılardan bakıyor. Şimdi beslenme, coğrafya, korkular, bu açılardan baktığı gibi başka açılardan da evrimsel kalıntılara bakıyor kitap. Birçok çalışmadan örnek veriliyor. Örneğin beslenme konusunda neden biz acı ve baharat yiyoruz? İnsandan başka kendi gıdasını hazırlayan pek bir canlı yok ve hazırlarken de bir besin değeri taşımayan, sindirilemeyen, yalnızca tek işlevi tat değiştirmek gibi duran maddeleri gıdasına katan başka da bir canlı yok. Peki neden bu bizim tarafımızdan yapılıyor olabilir diye sorduğumuzda biraz önceki örneğimden hareketle yapabileceğimiz şey belki de bunun bir işlevi vardı ve o işlev ile bir kalıntı olarak bugüne kadar geldi. Mesela yapılan gözlemlerde görülüyor ki birçok primat kendi yaşadıkları coğrafyadaki mineralleri ağrı kesici, enfeksiyon giderici veya parazit öldürücü olarak kullanıyor. Karınları ağrıdığında belirli bir kayayı yaladıkları zaman daha iyi hissettiklerini anlıyorlar ve birbirlerine öğretiyorlar. Mesela hamile insanların sabahları midesi bulanıyor. Neden? Belirli bir dönemde belirli bir etkiye çok açık olduğumuz zaman o etkiye, o etmene verdiğimiz tepki de o kadar yüksek oluyordu. Biraz önce fobilerden bahsederken şeyden bahsetmiştim. Yani 3,5 yaş civarında örümcek, yılan gibi zoofobi durumları başlayabiliyor. Neden? Çünkü hani bizim evrimimiz boyunca 3,5 yaş gibi biz iyice ayaklanıp etrafta gezinmeye başlayıp etraftaki tehlikelere açık hale geliyoruz. Şimdi bir insan da kendi bedeninde bir başka insanı yaratırken kimyasal etkilere çok açık bir durumda, çok incinebilir bir durumda. O yüzden de ne oluyor? Tat ve koku duyumuzun hassasiyeti çok yükseliyor. Ve yani yapılan çalışmalar gösteriyor ki hamile bireylerde en çok bulantı yaratan şeyler kahve, alkollü içecekler, keskin kokulu sebzeler, et ve yumurta gibi keskin ve toksin içerebilen besinler. 27 ülkeli bir araştırma şuna işaret ediyor ki beslenme ne kadar etsiz olursa ve tahıla dayalı olursa o kadar az sabah bulantısı yaşanıyor. Çünkü ne kadar bitkisel beslenilirse diyebiliriz ki o kadar daha az toksin alınıyor. Hamile insan bireyi de bu toksinlere olan hassasiyetinden hareketle o kadar az şiddetli tepki veriyor. Şimdi beslenme gibi oldukça fizyolojik ve doğrudan hani neredeyse kimyasal olan bir konu dışında bir de evrimsel kalıntıların neredeyse tamamen davranışsal olan yönü de var. Örneğin müzik. Bugüne kadar bulunmuş olan tüm insan kültürleri bir şekilde müzik yapıyorlar. Peki bu yaptığımız müzik neye hizmet ediyor insan olarak? İnsan
türdeşlerimizin ses yoluyla anlatmaya çalıştığı şeyler nasıl davranışsal değişimler getiriyorlar? Peki bizim hani müzik yapmamızın, ses yoluyla bir şeyler anlatmamızın ve dinlememizin bir canlı türü olarak bize maliyeti ne? Ve bunlar hani akılları karıştıran sorular. Mesela tüm kültürlerde annece diyebileceğimiz bir dil var. İngilizce'de buna motherese deniyor. Hani bebeklerle konuşuruz ya, sesimizi yükseltip, inceltip, melodik bir şekilde böyle kelimeleri kısa ve basit tutarak, cümlelerin içine bol bol olumlu pekiştireç koyarak bir bebek gördüğümüzde bunu yapıyoruz. Çünkü burada o türdeşimiz olan bebeğin gözlem yoluyla etrafı öğrendiği, iletişim kurmayı öğrendiği, konuşmayı öğrenmeye çalıştığı dönemde ona çok anlaşılır ve abartı yoluyla dikkat çekici bir şekilde bir konuşma örneği sunuyoruz. Bizim yüzümüze bakarak dikkatini bize verdiğinde onu ödüllendiriyoruz. Ve böylece hani bunları yapması için onu teşvik etmiş oluyoruz. Şimdi doğrudan bizleri etkilediği kadar bir de bu süreçte insanların çevreyi nasıl etkiledikleri konusu da var. Burada da aklımıza şu geliyor. Peyzaj. Şimdi bugüne kadar elverişli ve bereketli toprakları arayarak ve bugünlere geldik. Ama sonra imkanlarımız ve kabiliyetlerimiz artınca o bereket ve elveriş ve güven ve beslenme ve saklanma imkanı sunduğunu gösteren işaretleri coğrafyaya kendimiz ekleyebilir hale geldik. Örneğin bir saray deyince ya da bir Avrupa sarayı deyince aklımıza gelen şey şu: büyük süslü bir bina ve etrafında çok büyük, çok geniş, çok zengin çeşitlilikte bahçeler. İllaki bir fıskiye, küçük bir havuz, su birikintisi. Ve görüyoruz ki sadece Avrupa saraylarında değil, şaşalı olan her kültürde, yerleşim yerinde illaki o güçle ilişkilendirilmiş bina, etrafında bir su birikintisi, bir orman benzeri bir peyzaj barındırıyor. Buraya kadarkileri şöyle bir özetliyorum. Bu 100 bin yıl öncesinden bugüne uzanan evrimsel kalıntılar oldukça bedensel olabiliyorlar. Örneğin tüylerimizin diken diken olması, baharat kullanıyor olmamız, tatlıya olan düşkünlüğümüz, nelerin bize haz verdiği, çevreyle ilişkimiz konulu olabiliyor evrimsel kalıntılar. Bu da nasıl bugüne uzanıyor? Etrafta nelerin dikkatimizi çektiği üzerinden, şu anda nasıl desenlerin bizim dikkatimizi çektiği. Yılan desenlerine hassasız. Yılan desenleri ve diğer yırtıcı kedi desenleri çok hızlı bir şekilde dikkatimizi çekiyorlar. O yüzden de dikkat çektirme amacıyla onları kullanıyoruz. Kıyafette de, mimaride de kullanıyoruz. Coğrafi olarak etrafı çevresel ipuçlarından faydalanarak hızla inceleyebilme kabiliyeti geliştirdik. Ve mekanizmalar oluştuğunda kullanıla kullanıla hızlanıp içselleştiği için bu mekanizma da hızlanıp içselleşti. O yüzden de düşünüyoruz ki bize en göz alıcı gelen görseller içlerinde belirli öğelerin olduğu bir hayatta kalma listesine tik attıran görseller. Bu yüzden de en beğenilen manzara resimleri içinde tatlı su olan, saklanılacak kuytu yerler olan, avlanabilir hayvanların bulunduğu, türdeşlerimizin tehlike altında kalmadan güvenle ve mutlu dolaştığı görseller. Sonra ne oldu? Bizim kabiliyetlerimiz, imkanlarımız arttıkça biz bu alanları bulma ve tespit etme
sırasında geliştirdiğimiz kabiliyetleri alıp bize bu çağrışımları yaptıracak olan şekilde etrafımıza şekil verdik. Ne yaptık? Yılan desenlerini üstümüzde başımızda kullandık. İyi hisler, olumlu hisler oluşturma amacıyla parkları, bahçeleri düzenledik. Şimdi insanların en çok beğendiği parklar, içinde bitki çeşitliliği olan, içinde bir tatlı su kaynağı olan parklar. Neden? Çünkü 100 bin yıllık bir birikim etkisiyle hala çok temel ve ilkel bir devremiz o yaşamsal kaynaklar listesine tikleri atmaya çalışıyor. Bir manzaraya bakıp diyoruz ki burada iyi yaşanabilir. Türdeşlerimiz burada üreyebilirler, korunabilirler, saklanabilirler ve canlılıklarını devam ettirebilirler. Şimdi sizlere podcast adında kitap hakkında yapacağım özet tanıtım böyle. Kısa değindiğim kısımlara kitap çok daha uzun değiniyor. Örneğin beslenme konusuna sadece bir iki örnekle değindim. Müzik konusuna daha evrimsel ve daha tarihsel bir açıdan bakıyor kitap. Koku konusuna da öyle. En kısa olarak insanın çevrede bir şeyleri arama noktasını aştıktan ve çevreyi şekillendirebilir hale geldikten sonra yapabildiklerinden en kısa bahsettim. Kitapta ilginizi çekerse bunu uzun uzun anlatıyor. Çünkü farklı kültürlerde bunun örnekleri var. Asya kültürlerinde de, Batı kültürlerinde de hep bu elverişli ve bereketli topraklar izlenimini verme üzerinden peyzaj ana hatlarıyla böyle arkadaşlar. Kitap hakkında yapacağım özet bu şekilde. Benim çok sevdiğim bir kitap. Hala da satışta. Kitap yurdunda sık sık indirime giriyor. O Orhan yüzden... çok bölmedim umarım. Yok yok, ölmedin, söyle. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten dediğim gibi podcast tadında bir sunumdu ve çok akıcıydı benim için açıkçası. Şimdi senin için de uygunsa soru, yorum, fikir, itiraz her ne varsa almak isteriz. Tabii, tamam. Chatten de yazabilirsiniz, sesinizi de açabilirsiniz. Merhaba Orhancığım, sesim geliyordur umarım. Ben çok sevdim sunumu, çok teşekkürler. Gerçekten benim ilgilendiğim bir konu, background'um biyomühendislik olduğu için. Benim genellikle çözmeye çalıştığım, daha çok sen de altını bunun çok çizdiğim, işlev terminolojisini kullanıyoruz bu durumdan bahsederken. Yani işlev ve fonksiyon dediğimiz şeyi geçmişe yönelik atfettiğimizde, hani sen de altını çizmeye çalıştın geçmişe yönelik olduğunu. Sence bu işlev takıntısı veyahut her şeye işlev atfetme ihtiyacı veyahut bir şeyin işlevi olmazsa rahatsız olma durumu bize nereden geliyor olabilir? Onun hakkında yorumlarım. Ya şimdi evet, demek istediğini anladım. Ya sanırım şuradan geliyor. Şimdi mekanizmalar bugüne kadar, yani son birkaç yüzyıla kadar bizim taşıdığımız mekanizmalar bir şekilde bizi hayatta ve üreyebilir tuttuğu için onlar makbul oldu. Şimdi de onun etkisi sürüyor. O yüzden mesela şimdi hani tüylerimizin diken diken olması anlamsız geliyor. Hani ne, hani kimseyle kavga ederken daha büyük görünmemi sağlamıyor. Hani dişi türdeşlerimin beni seçmesini sağlamıyor. Hani soğuktan korunmamı sağlamıyor. Hiçbir işlevi yok o zaman. O yüzden de hani bugüne kadar makbul olan şeyler ile aynı işlevi taşımadığı için işlevsiz geliyor. İşte burada şey farkı var işte, yani o terim farkı önemli. Hani hala taşıdığımız mekanizmalar var. Hani aslında hani o kasılmasında işlev, tüyü dikleştirmesi o kadar. Ama daha uzaktan baktığımızda işlevi yok diyoruz. Çünkü tarihsel bir açıyla bakıyoruz. Bu zamana kadar o makbul olan ve yani daha el üstünde tuttuğumuz sonuçlara ulaştırmadığı için. Peki işlevin hani kültürel olarak tanımlanan bir yanı olduğunu düşünürsün. Çünkü bildiğim kadarıyla bu 19. yüzyılda işte utilitarian filozoflar John Stuart Mill olsun, hani Jeremy Bentham olsun, işlevselliği cidden savunan ciddi bir 19. yüzyıl felsefi akımı var. Bundan öncesinde mesela işlev aradığımızda tarihte fonksiyon dediğimiz kelimenin o kadar çok işlevle alakalı olmadığını görüyoruz. Ondan dolayı hani benim anlamaya çalıştığım şey süreç içerisindeyken atıyorum zürafa yaprak yerken
bunun bir işlev olduğunun farkında mı ya da değil mi? Yani süreç devam ederken işlerin işlev olduğunun bilincinde miyiz yoksa değil miyiz? Yok değiliz. Hani şey oluyor, hani biraz şans eseri, biraz seçimle bizi daha çok hayatta tutan şeyleri yapıp onları yapanlarımız daha çok üreyip hayatta kaldığı için de temel aldığımız şey o hale geliyor yavaşça. O yüzden şey oluyor, hani tüm bunları geriye dönük bir şekilde sorgulayabilen akıl kapasitesine ulaştığımızda bu sorular soru ve sorun haline geliyorlar. O noktaya gelene kadar bunları da sorgulamadığımız için hani işlev nedir diye zaten düşünmüyor oluyoruz. Ve hani işlev de orada ortaya çıkıyor. Ben genellikle tabii çok herkesin zamanını almayayım sorularla. Bu işlevselleştirmek olarak okunabilir mi sence? İşlev demek yerine, objektif bir işlevden bahsetmek yerine göre. Çünkü bazı insanlara göre bazı şeylerin işlevi vardır ama bazısına göre yoktur. Mesela bir çocuk oyun oynadığında annesi onun neden oyun oynadığını anlayamayabilir veyahut herkesin ihtiyacı, işlevi ve hani durumdan duruma, kişiden kişiye değiştiği için daha sübjektif bir işlev tanımıyla bunu götürebilir miyiz sence? Ya evet, götürebiliriz de o zaman da şeyi tanımlamamız lazım olacak. Hani herkesçe üzerinde mutabık olan, olunan bir işlevle ilgili bir tanım var mı? Evet, işte onu soruyorum aslında da biraz yavaş yavaş geldim oraya. Sence objektif bir işlev, objektif bir fonksiyon atfetmek doğru mu bazı korkularımıza, beğenilerimize veya herhangi bir biyolojik fonksiyonumuzun objektifliği? Bence değil. Çünkü tekil ve belirli bir andaki açıyla bakıyor oluyoruz bir şeye işlevsiz veya işlevsel deyince. Onun yerine daha çok şöyle bakıyorum, hani süre gelen mekanizmalar var. Hani yılandan korkuyorum çünkü atalarım korkuyordu. Tüylerim diken diken oluyor çünkü o küçük kaslarım hala çalışıyor. Bu mekanizmalar hala işliyor. Ve hani bunlara işlevli, işlevsiz demek saçma. Yani orada bir şeyler oluyorsa bir işlev oluyormuşçasına tepki verdiğim için oluyor. Yani gözlemcinin hani bu korkunun sebebini objektifleştirmesi aslında basite kaçmak oluyor. Çünkü hani her insanın farklı bir sebebi olabilir. Yani tek bir objektif sebebi indirgeyemeyiz. Aslında işlev sübjektif ama bunu genel hatlarıyla objektifmiş gibi açıklarsak hayatımızı daha mı kolay hale getiriyoruz? Yani Ogeday'cığım, bence bunları senle yıllar öncesinde yaptığımız gibi özelden daha uzun uzun sohbet şeklinde çok, konuşalım. Pardon. Tabii başka soruları da tabii ben bölmeyeyim. Ben domine etmeyeyim. Buyurun tabii. Başka sorusu, katkısı olan var mı? Ben bir şey sormak istiyorum. Anlattıklarının bir kısmı bende şu soruyu uyandırdı ki daha önce de sorduğum bir soruydu kendi içinde. Belki basit olacak ama fikrini merak ediyorum. Doğru anladıysam bazı bölgelerdeki hayvanların bu tehlikeye karşı sistemlerinin çok gelişmediğini, çünkü tehlikeyle karşılaşmadıklarını diğerleri kadar söyledi. Evet, yani incelenen tüm maymun türleri arasında bir tek Madagaskar'daki lemurlarda yılanlara yönelik bir hassasiyet görülmemiş. Çünkü Madagaskar'da Madagaskar'ın oluş tarihi boyunca hiç zehirli yılan yaşamamış. Evet. Orada yaşamış olan maymunlar da hiç bu tehlike altında kalmadan bugüne kadar yaşamışlar. Tehlike altında kalmadan. Bende de şöyle bir soru var kafamda. Şimdi büyük tehlikelerle karşılaşmış ve tehlikelere karşı duyarlılığı çok artmış insanları düşünelim. Ya da danışanları düşünelim. Bu insanların bu insanlar tehlikeleri diğer insanlardan çok daha iyi mi algılıyor? Ya da şöyle mi oluyor? Olmayan bir tehlikeyi algılama ihtimalleri de mi artıyor? Sorabildim mi? Emin değilim. Evet, sorabildim de bence ikisi de. Ya çünkü da ikisi hani mi? Evet. Evet, ikisi de. Çünkü hani fobi dediğimiz şey ne? Bir durum veya uyaran karşısında hani bir başka türdeşin vermeyeceği kadar şiddetli tepki vermek. Peki bu fobi nasıl gelişmiş olabiliyor? Hani doğrudan bir tecrübeyle gerçekleşmiş olabiliyor, öğrenme yoluyla gerçekleşmiş olabiliyor. Doğrudan tecrübe yoluyla gerçekleştiğinde ne yapmış oluyor canlı? Büyük tehlikeyi gördüm, çok büyük önlemimi aldım, hayatta kaldım, devam. Bu yazılıma devam ediyor. Öğrenme yoluyla gerçekleştiğinde ne oluyor? Tehlikeyi görmedim, imajine ettiğim bir tehlikeye yönelik önlem aldım, hayatta kaldım, devam. O yüzden ikisi de hem o tehlikeyi diğer türdeşlere göre anlama ve göğüslemede daha tepkisel olabiliyor canlı. Hem de olmayan bir tehlikeyi olmuş gibi şiddetli hissedip algılayıp tepki vermeye kabiliyetli olabiliyor. O yüzden ikisi de.
aslında yani bir tık sistemimiz bozulmuş da oluyor. Hı. Teşekkür ederim. Yani modern bakış açısıyla fobiye bakış açımız bu. Çünkü biraz önce hani o işlev konuşmasında yaptığımız gibi bir şekilde işleve sahipti. Atalarımız için hani yılan gördüklerinde feryat figan ortalığı ayağa kaldırmak çok büyük bir işleve sahipti. Çünkü o ağaçtaki maymunların hepsinin hayatta kalmasını sağlıyordu. Bu bahsettiğimiz kısmı ama travmalar için de uyarlayabilirim, Hı. değil mi? Var mı başka sorusu katkısı olan? Bu arada chat'i görebiliyor musun Orhan? Chat'i görebiliyor muyum? Chat'e bakmaya çalışayım. Tamam. Evet, chat'te soru görmüyorum. Evet. Ama bolca teşekkür var. Evet, ben de herkese teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Sizleri burada görmek çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim hepinize beni dinlediğiniz için. O zaman haftaya görüşmek üzere. Haftaya yine hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkürler herkese. Hoşça kalın.